Ve ilk haberimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğini bozduğu bugünkü konuşması. Bugün konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı'na destek verdi. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddiaların ilk gündeme gelmesinden 25 gün sonra ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bahçeli'den bir gün sonra bakanımızın yanındayız dedi. İçişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'nın emrindeyiz açıklaması geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız. Şimdiye kadar çalışma arkadaşlarımız üzerinden hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız. Sedat Peker'in yayınladığı videolarda en çok hedef alınan isim Süleyman Soylu. Uyuşturucu ticaretiyle Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharıyla suçlanıyor. Firari Sedat Peker yurt dışına çıkışından önce hakkındaki soruşturmayı İçişleri Bakanı'nın söylediğini dahi iddia etmişti. Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonu da akamette uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Siyaseti dalgalandıran iddialarla ilgili Cumhurbaşkanı'nın sessizliğine dikkat çekiyordu muhalefet. MHP lideri Bahçeli de İçişleri Bakanı'na sahip çıkılması gerektiğinin altını kalın kalın çizdi. Bu meselede tarafsız kalmak, köhne köhne tribünde oturup üç maymunu oynamak, Türkiye'ye kastetmek için kullanılan ve kiralanan çevrelere destek vermektir. Gözler AK Parti grubuna çevrildi Erdoğan'ın ne söyleyeceğini. Peker'in videolarında hakkında iddialar dile getirilen tüm isimler grup salonundaydı. Binali Yıldırım, Tolga Ağar, Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı'yla aynı anda girdi salona. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık var. Bakanlık, başbakanlık ve meclis başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan suçlamaların hedefindeki çalışma arkadaşlarına tek tek sahip çıktı. İsim vermeden firari Sedat Peker'in Türkiye'ye getirilmesi için de gerekenin yapıldığını söyledi. Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı kürsüden indikten sonraki görüntü AK Partili vekiller Süleyman Soylu'nun yanındaydı. Tolga Ağar'da.